DEM Parti ziyareti. Tartışmalar soruldu Ulusal Kanal tarafından Numan Kurtulmuş'a. Terörle iç içe olan DEM Parti'yi yeni anayasa görüşmeleri için muhatap alınmasının eleştiri konusu olduğunu hatırlattı. Ne diyorsunuz diye soruldu. Meclis Başkanı bu hatırlatmaya karşılık terörle mücadele ayrı konu dedi. Biz de bunu sormak istiyoruz size. Terörle mücadele nasıl oluyor da anayasadan bağımsız olabiliyor? Yani terörle mücadele ayrı bir konu değil. Terörle mücadele devletin görevi. Bakın hükümetin, silahlı kuvvetlerin değil, yasama organının da görevi, yürütme organının da, yargı organının da görevi. Yasama organının başındaki bir kişinin terörle mücadele ayrıdır ama ben teröristlerle oturur, anayasa değişikliği konuşurum. Hatta anayasa değişikliği konusunda terör örgütüyle bizzat organik bağı olan terör örgütünün siyasal kanadını da bu sürece dahil ederim demesi izahtan var hissediyoruz hukukçular olarak buna. Ya, izah edilemez, akılla, mantıkla bağdaşamaz bir şey. Bu filmi biz daha önce izledik. Bunlar PKK'yla bölücü anayasa yapmak için yeniden bir sürece girmişlerdi ama Milli Anayasa Forumlarıyla biz onları yok etmiştik. O anlayışı da yok etmiştik ama o anlayışın kırıntıları. Yani Numan Kurtulmuş'un kafasında yeni bir anayasa yok. Burada terörle bağı kesinleşmiş olan, bilinen, kendilerini de inkar etmediği bir siyasal oluşum söz konusu. Bir siyasi parti demiyorum, dikkat edin. Bir siyasal oluşum söz konusu. Bunlarla oturup anayasa yaptığınızda ya da bunların fikrini istediğinizde söyleyecekler. Bunların programlarında, tüzüklerinde, bunların yaptığı eylemlerde ne var? Türk milletini anayasadan çıkarmak var. Vatandaşlık tanımını değiştirmek, düzenlemek var. Ve temel hak ve özgürlükler adı altında, özgürlük, hürriyet, insan hakları adı altında anayasanın ilk üç maddesine, özellikle bölünmez bütünlüğüne kastetmek var. Yani bunu hedefleyen bir siyasi parti açık açık üniter devlet yapısını, federasyonu savunan, üniter devlet yapısını hedef alan bir siyasi parti. Bunu bir siyasi parti olarak görüp de böyle bir anayasa yapalım adı altında bunlarla ortak iş yapmak yine Türk milleti tarafından mahkum edilecektir. Yani bu süreç başında zaten ölü doğuyor. Teröristle beraber anayasa değişikliği yapılmaz. Evet, zaten daha önce de dile getirilmişti AK Parti tarafından da hem HDP için daha önce isim değişikliği oldu, işte DEM Parti için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki PKK'nın varlığı deniliyordu. Ama şimdi sanki DEM Parti ile PKK ile aynı görmedikleri gibi bir ifade mi çıkıyor ortaya bu hani söylemesiyle, Numan Kurtulmuş'un ya ifadesiyle? Onu söylüyor ama Gülşah Hanım, o zaman şöyle yapsınlar, ben böyle gülümseyin diye söylüyorum. Biri suç işlediğinde adını değiştirsin gidip ve beraat etsin o zaman. Yani bir katil birini öldürdüğünde gitsin mahkemeye, adını soyadını değiştirsin ve katil olmaktan kurtulsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ortada çok net bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün açıkça organik olarak bağlı olan bir siyasal oluşum söz konusu. Bunu Sağır Sultan bile biliyor. Anayasa Mahkemesi'nin burada görevini yapmaması tabii bunları cesaretlendiriyor ve şimdilik meşru gösteriyor ama bunlar maddi gerçek. O nedenle adını HDP yapması, DEM yapması, DEP, HDP yapması onun terör örgütünün siyasal kanadı olması gerçeğini değiştirmiyor. Yani bir suçlunun adının değiştirilmesi onun suç işlemediği anlamına gelmiyor. Yani bu sadece bir algı yanılsaması yaratabilir ama bunu da asla kabul etmiyor. Evet. Peki bugünkü görüşmeye gelelim mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eleştirdiği, tepki gösterdiği görüşme gerçekleşti.